Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat 9.30 ablamı kahvaltıya çağırdım. Şöyle yumurta koydum. Eniştem çünkü geç kalkıyor, ona söylemedik. Böyle de domates yapacağım, sarımsaklı, kaşarlı. Şimdi bunu koydum. Tuzunu ekleyeceğim. Kekiğini, kırmızı biberini falan ekleyeceğim. Suyunu çekecek. Ondan sonra da kaşar peynirini ekleyeceğim. Ha, ondan önce sarımsak keseceğim. Zaten sizlere gösteririm. Bakın turşularımı da akşam yaptım, biliyorsunuz buradalar. Sapsarı olmuşlar. Bunları da birazdan kaldıracağım. Ablam gelirken ekmek getirecek. Şimdi bunun tuzunu, baharatlarını, sarımsağını ekleyeyim arkadaşlar. Etti. Ablam şimdi geldi. Hatta balkondan seslere bakıyor. Ben çok ses var deyince bana inanmıyordu sanırım. Bu ne be diyor. Şimdi şunu yapalım. Bunun da kaşarını ekleyeyim de seni bekledim. Patates falan kızartmadım abla. Ay yok be, zaten yesmiyor. Ben kelebek düşmendirmiş. Kelebek kelebek. Ya daha şey gelmemiş. Öğlen gelecekmiş de. Evet arkadaşlar, güzel dışarıdan gelen melodimiz eşliğinde kahvaltımız hazır. Ablam da geldi, hoş geldi. Günaydın. Herkese günaydınlar tekrardan. Şimdi ablamla beraber şöyle keyifli güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra zaten size söylediğim gibi mobilyalar gelecek. O sekme acaba dağınık gelip de sende de ayrı mı kuracaklar ki? Hiçbir bilgimiz yok. Neyse biz soğutmayalım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz kahvelerimizi içelim arkadaşlar. Sofrayı falan kaldırdık. Bulaşık makinesini de çalıştırdım. Kahve keyfi yapalım dedik. Evet, saçım başım dağılmış bir şekilde arkadaşlar. Şimdi ablamla 101'e gidiyoruz. Koltuk ve sehpalar geldi. Çok şükür. Ama öylece bıraktık. Biraz oturduk. Ben gidince güzel süpüreceğim, sileceğim. Şimdi 101'e bakalım. Aktüeller vardı biliyorsunuz. Oradan da BİM'e gideceğim. Bir iki alacağım var. Ablam da eve geçecek. Onun da eniştemle işi var çarşıda. Öyle bakalım, gidiyoruz. Biz ablamla şimdi 101'e geldik. Ablam bana kahvaltıya gelirken bir tane bundan getirmiş. Bir de közlemek için kırmızı biber almış. Bunlar ne abla? Cam kase. Bunlar önceki şeyler değil mi ya? Daha önce gelmişti sanki. Sunum tahtası, kesme tahtası. Evet evet, bürümcük. Dur. Büyük 12.95. Ne yapacaksın onu? Annemin sandalyeden almak istiyorum böyle. Ama annemin şey abla, pembe. Hangisi? Hem mutfak. Mutfak. Bak şundan ben de var. Bak böyle yeşil, hem korumalı hem temiz kalır. Anladım. 4 mü 6 sandalyesin var onun? 4. Dur şunlara bir bakalım. Şöyle kase. Şeyi sorayım abla, o elektrik şeyi gelecekti ya. Bak soruyor. Abla, abla candır. Ya gelmemiş. Enişte sana buradan selam olsun. Gelmemiş. Neyse. Şimdi buradan çıkalım. BİM'e gidelim. Ne abla? Buraya gelmemiş. Ay, benim kaselerden. Bakayım şu tepsiye abla. Aa, bak alttaki güzel. O da güzel aslında. Değil mi? Aynen. Ne kadarmış görüyor musun? O herhalde eski ürün.
görünmüyor. Zaten bunlar hep eski ürünler. Gördüğünüz gibi şurada bir kahve fincanı var. Ay şu ne kadar güzel. Bunlardan bir yere o kadar çok istiyordum ki, pick-up. 249 TL. Bakayım ha. Güzel değil mi? Evet. Benim bir tane. Ama şurası bir şey. Aslında var ya, tepsi... neydi? Tepsi şey diyorum. Şey olmaz mı? Ben diyecektim. Ha. Ama onun üzerine mum falan mı? Böyle mum ben de onun için, ama aynen. Sarı sarı boğar mı dedim. Yo, niye bozsun? Çok güzel olur bence. Değil mi? Ben aynen. De üzerine böyle mum bunu falan. Alalım. Tamam dersen bana. Şimdi kavga etmeyelim abla kardeş. Güzel güzel gidelim. Allah'ım, bu bulutları görünce dayanamıyorum. O kadar güzel görünüyor ki. O tepsiyi aldım. Şimdi ablamla beraber şu fırına közleme yapıyorlar mı soracağız. Ondan sonra da Lime uğrayacağız. Bir tavuk alacağım. Yaren tavuklu pilav istedi. Şuradan da incir aldık. Size gösteririm birazdan. Abla neredesin? Çay mı dökmüşsün? Allah seni. Çok güzel görünüyor. Bulutlara baksana. Acayip seviyorum böyle. Yaren de çok seviyor bulutları. Kar topu gibi ya. Aynen. Şurada bir abla var. Hemen şu iç kısımda. Biber, patlıcan, fasulye, her şey satıyormuş. Kendi ürünleri. Beyaz incir aldık. 15 TL'ydi. Şimdi şu fırına doğru gidiyoruz ablamla. Ablam da burada. Rüzgar uçuruyor. Aynen. Biberi ben yaparım da. Patlıcanı soracağız. İkimiz de buzlukları açacağız. Sen şey yapacaksın mı? Sostan. Domatesli falan. Közlenmişten. Ben geçen sene ne bileyim. Hoşuna gitmedi mi? Yok, gitmedi değil. Onu senden öğrenmiştim de. Çok güzel oluyor ya. Şuna ben soralım bakalım. Seviyorum. Evet evet. Çok değil ya. Bir şey 6 tane falan yapsak yeter. Ben herhalde. Yani çeşit oluyor. Bakayım yani yaparsam. Bakalım nasıl. Ben şey yapacağım. Yaparız yaparız. Şuna soralım şimdi bakalım. Evet, ablamla ikinci 101'e girdik arkadaşlar. Ara kablo diye girdik. Onlar gelmemiş maalesef. Sevkiyatı yokmuş. Bakın bambular 8 TL'den 6 TL'ye düşmüş. Ben 2 tane alacaktım. Ablam 3 tane al dedi. Ve yeşil de gördüğünüz gibi. İnşallah öldürmem bunları. Burada böyle çok güzel kavanozlar var. 5 litre 17.500. 3 litre 11.500 ama güzel. Şunlardan bayağı bir hevesim vardı bir ara biliyorsunuz. Ama bu evde de maalesef öyle delme yeri yok. Yani delik açılmaz. Aa, şunlar gelmiş tüy toplama. Fiyatı da gayet iyi. Kaseler, bardaklar, sürahiler. Tencere seti gelmiş, onu göstereyim size de. Abla, elim doluya gösteremiyorum. Gel yetiş, yetiş. Bizim fincanlardan ama. Değil mi? Üçlüsü 18.500. Şu tencere setine abla baksın da ona bakacağım. O güzele benziyor Aksu'nun. Şöyle Aksu'nun tencere tava seti diyor. İkili ama değil mi? Evet. 170 TL. Dur sen elini çok oynatma, tamam. Ama güzel. Bak tencerelere doymuyor. Güzel güzel elini oynatma. Tamam. Aa, çok güzel abla. Bir tane şundan alacağım. Banyonun kapısı normalde kapalı ama hava almıyor. O şu akrepten mi? Sonra aynen. Elime ver. Dur tutamadım. Şu tabaklara bakayım. Ben Barış'a tabak demiştim. Bu almış gerçi. Bende var ya beyaz. Onlardan. Şu set çok güzel ama ya. Değil mi? Evet. Bir de kek kabukları gelmiş böyle. Ne kadar? Kelepçe. 24.25'ti. 24.95. Kettle var böyle. Bizim baktığımız gelmemiş maalesef. Şimdi bunları alalım. Bak kavanozlar burada ne kadar abla? 3,5. Benim belki yetmeyebilir de o yüzden bakıyorum. Bende var. Var mı? Olsun. Ay nereye gidiyorum? Yanlış gidiyor. Evet, şimdi bunları ödeyelim. Ters gelmişim. Ve gidelim arkadaşlar. Burada göğüs baktım da göğüs yoktu. Evet, bambularımla ben arkadaşlar. Şimdi ablamla ayrıldık. Onların işi var. Söylediğim gibi ben de güzel evi süpüreceğim, sileceğim. Kızım tavuklu pilav istedi. İnşallah onu yapacağım. Koşturma beni bekliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar aldıklarımı yerleştirdim. Bakın bu sefer bambular yemyeşil oldu. Şu kuruyanları alsam mı diye düşündüm. Ama alamıyorum. Birazdan alırım. Vallahi bu su yeter diye düşünüyorum. Çünkü Yozgat'tayken almıştım. Bana birçok arkadaşım demişti ki suyunu çok fazla koymuşsun. Normalde aşağıda olması gerekiyor. Şimdi tekrar sizlere soruyorum arkadaşlarım. Sizce bu su yeterli mi? Eksilteyim mi? İçme suyu koydum. İnşallah şimdi salona konsolunu oraya koyacağım. Ya da burada bir yerde de durabilir ama burada çok yer yok. Bir de ablamla BİM'e girdik. Oradan tavuk aldık. Şu telefon tutucu hoşuma gitti. Bir tane bundan aldım.
Ablam hatta bana da alalım hani bende dursun dedi. Dedim ben bunu sana gelirken getiririm. Aa böyle de uzuyormuş. Aa bakmadan almıştım valla. Neyse şimdi onu ben ayarlarım arkadaşlar. Ekmek aldım, tavuk aldım. Yarın işte ayran falan aldım, eve geldim. Bir de incir aldık söylediğim gibi. Onu da bir saniye size göstereyim. Çok güzeldi. Bahçe inciri acayip severim. Hemen şurada bir abla kendi bahçesinden satıyormuş. Bakın beyaz incir hele en sevdiğim 15 TL'ydi. Bunu da Yaren'le ikimize diye aldım. Biz anne kız çok severiz. Bambumuz da böyle. Şimdi ekmeği kaldıracağım, evi süpüreceğim. Buraya da tavuğu haşlamaya koydum göğsü. Dediğim gibi kızım tavuk pilav istedi. Ama ilk önce evi süpüreceğim. Şimdi ablamın sehpasını da size göstereyim. O sehpa da burada duruyor. Ya eniştemle ben getireceğiz ya da ablam arkadaşına rica edecekmiş. Aslında kartondan çıkarsak bence rahat getiririz ama bakalım diyorum. Evet şimdi bu haşlansın. Şöyle birazcık kısayım. Buralara döktüm. Şöyle bir sileyim. Size sehpayı göstereyim. Bayağı böyle büyük kutuda geldi arkadaşlar. Şöyle gösterebileceğim mi acaba? Ya da ablam da göstereceğim. Ama yok. Benimkinin aynısı ama açamıyorum ya. Evet bakın. Görebiliyor musunuz? Tabii ki göremiyorsunuz. Benimkinin aynısı, bacakları gri. Ablama gittiğimizde size gösteririm. Çünkü şu an gösteremiyorum. Paketli de. Neyse ben bunu tekrar böyle kapatayım. Allah korusun kırılmadan etmeden inşallah ablama gider. Evet arkadaşlar şimdi banyonun kapısı, ışığı, her şeyini açmışım. O aldığımı da oraya koydum. Oraları güzel sileceğim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Çok ses var ama size sehpayı göstereceğim. Şöyle camı açayım. Hep beraber evi süpürelim bakalım. Ay bulutlar çok güzel. İşim bitsin hemen şurada bir kahve keyfi yapayım. Allah kısmet ederse. İnşaatı da göstereyim size. Bakın tam dibimiz. Ay çok güzel. Vallahi arkadaşlar inanın yarım saattir sesin geçmesini bekliyorum. Ses geçmedi. Hiçbir şekilde bitmiyor yani. Üstte de tadilat var en üstte. Ben o yüzden işlerime güçlerime başlayacağım. Çünkü saati göstereyim. Saat 2:20 geçiyor. Tavuk haşlanıyor. Koltuğum geldi. Şu lambaderi birazdan konsolun yanına alacağım. Evet bakın teklim geldi. Şükürler olsun. Hatta belki renk farkı olur diye beni korkutmuşlardı ama Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi bir ay dediler ama yine buradan teşekkür ediyorum. Çok mağdur etmediler. Sadece sehpada bizi çok oyaladılar. Şimdi sehpayı da göstereyim. Bu sehpalar moda biliyorsunuz. Ablamla kızım falan da bunu beğendiler. Aynısının gri bacaklısı ablama geldi. Demin göstermeye çalıştım ama göremediniz tabii ki. Böyle seçtim. İki koltuğun arasına zigon istiyorum. Yine bunlardan alırım büyük bir ihtimalle. Çünkü ben iki koltuğun arası bilmiyorum boş çok sevmiyorum ama başka ne yapabilirim inanın bilmiyorum. Hani çiçek koysam biri geldiğinde hani bu sehpa tek olmaz. Şu an zigon sehpam yok. Bu aynayı da bana yan koy diyen arkadaşlarım olmuş. Bu ayna yan konulmuyormuş arkadaşlar. Bugün gelen arkadaşa da sordum. İşte yamuk demişsiniz. Biraz daha ortala demişsiniz. Valla biz böyle ayarladık bilmiyorum. Her neyse. Şöyle dönelim şimdi. Buraları güzel süpüreceğim. Evet teklim geldi. Tabii ki de çok mutluyum. Bambuyu da oraya koydum. Evet çiçekleri büyük bir olasılıkla oradan alırım. Çünkü oraya dediğim gibi lambaderi koymayı düşünüyorum. Ufak tefek eksiklerim hala var. Halı düşünüyorum. Şu an acele etmeyeceğim. Avize alacağım ve bir de bunun üstüne aksesuar alacağım. Böyle çok abartılı bir şey almayacağım. Çünkü her sefer söylüyorum artık bıktınız ama burada bir sene mi kalacağım, iki sene mi kalacağım belli değil. Şimdi makinem ortada. Sizleri de sabitleyeyim. Hızlı bir şekilde evi süpürelim. Tavuk pişene kadar şöyle silelim. Halıyı da serip sehpayı da yerleştirelim. Ondan sonra da bir oh diyelim inşallah. Telefonlarda, mesajlarda lak lak yakmaktan evi süpüremedim. Şimdi başlayayım arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, saat 3 oldu. Salonu bitirdim. Sehpamı güzel sildim. Koltuk altlarına kadar, üstlerine kadar süpürdüm, sildim. Gördünüz. Evet, sehpam böyle. Tabii ki aksesuar alacağım ama böyle çok abartılı bir şeyler de koymak istemiyorum. Şimdilik zigon sehpa alana kadar çiçeğimi buraya koydum. Şuraya ablamla şöyle bir büyüteyim. Ya böyle kitaplık gibi bir şey mi alsak, kahverengi, bir kararsız kaldık ama hala araştırıyoruz. Şöyle çevireyim. Kazulet de oraya gitti. Kazulet başka arkadaşların tabiri, biliyorsunuz. Orkide şimdilik öyle yerde duruyor. Aksesuarlarla bence güzel olacak. Çünkü şunları oradan kaldıracağım. Oraya ya böyle yaprak gibi bir şey alacağım, gold rengi. İki tarafa da almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada hala makinem orada, görüyorsunuz. Vallahi sesi beklersem dediğim gibi akşama kadar yapamazdım. O yüzden şimdi size yapıp göstereyim istedim. Halıda şimdilik bu halım duruyor. Böyle çok mavili, karışık bir halı istemiyorum. Acele etmek istemiyorum. O yüzden halıyı böyle karşıma güzel bir halı çıkarsa. Krem istiyorum. Sadece böyle çizgileri bu renk olabilir veya da sade krem olabilir, bilmiyorum. Şimdilik böyle oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Onu birazcık daha öne veya şu tarafa çekebilirim. Evet. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Dediğim gibi halıyla, aksesuarlarla zaten birebir kendini tamamlayacaktır. Şimdi ben diğer tarafları süpüreyim, sileyim. Tavuk da haşlandı. Pilavımı yapayım bakalım. Saat 4'ü geçti arkadaşlar. Şimdi işim bitti. Sadece toz almam kaldı. Tozumu alacağım. Böyle tereyağında, sıvı yağda pirincimi kavuruyorum. Suda bekletmiştim. Burada didiklediğim tavuklarım ve burada da tavuk suyum. Birazcık daha normal su ekleyeceğim. Şimdi suyumu ekleyeyim, tuzumu da ekledim. İyice kavruldu ama sıcakmış, bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Sanırım bu yetecek, hiç normal suya gerek kalmayacak. Aynen. Ben normal suda ısıttım ama artık onunla Nescafe içerim. Pilavın bembeyaz olması için birkaç damla limon ve şeker ekliyorum bazen. Gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle böyle tavuklu pilavda tavsiye ederim. Bembeyaz oluyor. Şimdi ben birkaç damla limon damlatayım. Şekerini ekleyeyim. Tavukları da üstüne koyup kapatalım, pişsin bakalım. Şekeri ekledim. Şöyle birkaç damla limon her tarafa gitti tabii. Bu su yeterli. Şimdi şöyle tavukları da ekleyelim. Yaren çok seviyor. Ertesi gün de bunu yiyor. Vallahi yanına bir şey yapmadım. Turşuyla, ayranla bu bize yeter diye düşündüm. Eğer isterse yanına bir çorba daha yaparım. Vallahi ev işi de yordu beni gerçekten. Hem de dışarı çıkmıştım ablamla, biliyorsunuz. Kapağını kapatalım. Altını kısalım. Pilavımız pişsin bakalım. Evet, şimdi kızım geldi. Pilav da tam dakikasında oldu. Bakın her zamanki gibi tane tane oldu. Birazcık dinlensin. Ben de şimdi hemen kendime bir Nescafe yapayım. Dinleneyim. Vallahi bayağı bir yoruldum gerçekten. Evet, şöyle kahvemi aldım arkadaşlar. Saat kaç oldu? Şöyle göstereyim. 4.30 oldu. Yine iyi yetiştirdim bile. Şimdi burada sehpa alsa ne güzel olacaktı ama olsun artık. Aman buralara kadar toz gelmiş. Bakayım. Yaren odanın camı kapalı değilse kapat kızım. Oo, balkon her tarafı kapattım ama bu kadar da yakın geldiğini bilmiyordum. Neyse. Şuraya da şey alayım ya. Neyse, bunu koymayayım, bir de bir şey olur. Şimdi burada birazcık oturayım. Televizyondan bugün Elif'i yarım izledik ablamla. Eşyalar geldi. Kumandam nerede? Kumandam nerede? Gerçekten şu an göremiyorum. Ben evet. De bu ekip için Ceren'in yanına gittim. Bu ekip için hep... Kumandayı buldum. Bakayım, en son Elif'ti. İnşallah o açık kalmıştır. Aynen, zaten sonuna gelmiş. Elif'i izleyeyim bakalım. Ondan sonra da birazcık dinlenirim. Okula dönüş fırsatları Amazon'da. %60'a varan indirimleri keşfedin. Hem de ilk siparişinizde kargo ücretsiz. Ulaşmıştır. Biraz toplayacağız. Evet, şimdi çok
Şöyle Elif az kalmış. Kahvemle beraber birazcık keyif yapayım, sonra mutfağa geçerim arkadaşlar. Evet, saat 7.30'a geliyor arkadaşlar. Artık camı açabilirim çünkü ses seda kalmadı, şükürler olsun. Ama bu çiçeğe inşallah zarar vermem. Şöyle yapayım. Bu arada hasır saksılar var biliyorsunuz. Ablam illa alalım biz kendimiz yapalım dedi. Bunun bu kendi tabağı değil. Ben eski tabağımı koydum. İnşallah güzel bir saksı alacağım bu çiçeğe. Şimdi camı açtım. Valla bugün deniz bulanık, bayağı bir bulanık. Ama hala bulutlarımız var. Kara kara bulutlar geldi. Sanırım tekrar yağmur yağacak. Ve ben şimdi erkenden kapanışımı yapayım arkadaşlar. Evet, söylediğim gibi saat 7.30 oldu. Burada erkenden kapanışımı yapayım. Biz karnımızı doyurduk. Üzerinden bayağı bir zaman geçti. Uzandım. Yorumlarınızla cevap verdim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yorumları elimden geldiğince erken saatte böyle bitirmeye çalışıyorum. Çünkü bu sefer hem edit hem yorum derken kendime dinlenmeye zaman kalmıyor. Kanal büyüdükçe, sayfa büyüdükçe tabii ki yorumlar çoğalıyor. Yetişebildiğim kadar tabii ki yazıyorum. Zaten biliyorsunuz benim istisna böyle yorum yazmadığım çok nadir bir iki blog anca vardır. Allah inşallah sonuna kadar böyle yazmayı nasip eder. Söylediğim gibi gerçekten bazen yetişmekte çok zorlanıyorum ama hayırlısıyla hepsinin üstesinden geliyorum arkadaşlar. Bugün gördünüz, ablamla güzel bir kahvaltı yaptık. 101'e gittik. Ondan sonra ben eve geldim. Evi temizledim. Biraz yoruldum. Dünkü yorgunluğun üzerine biraz yorucu oldu. Yoksa aslında çok bir şey yapmadım ama her neyse, çok şükür diyorum. İşlerimi hallettim. Sehpa geldi. Koltuk geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Demiş olduğum gibi ufak tefek eksikler kaldı. Onlar da olur. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. Çayımı demleyeyim. Şöyle bacaklarımı uzatayım. Bir keyif yapayım arkadaşlar. Yarın cuma. Herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dua bekleyen arkadaşlarım var. Çocuğu hasta olanlar, kendi Covid olanlar, annesi babası hasta olanlar. Rabbim herkese şifalar versin. İnşallah yer gök duayla. Allah hiç kimsenin bu günlerini aratmasın. Her günümüze şükürler olsun gerçekten. Bilmiyorum, hani eşimden ayrıyım, ailemleyim. Benim hayalini kurduğum bir şeydi. Ama bir tarafım her zaman söylüyorum, buruk. Ama böyle istediğimde anneme gitmek, anneme, ablamla beraber bir şeyler yapmak, Elif'le beraber. Bunlar çok güzel şeyler tabii ki. Bir iki gün içinde Allah kısmet ederse ablamla gideceğiz. Ben annemin evini temizleyeceğim. Böyle güzel silip süpürmek istiyorum halılar geldikten sonra. Neyse, konu konuyu açıyor. Evet, yarın cuma dediğim gibi dualarda buluşuruz inşallah. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.